Minişler anaokulunda iyi seyirler. Apçı! Apçı! Kızım ne oluyor ya sana? İkide bir hapşu hapşu. Üşüttüysen okula götürmeyeyim seni. Ya anne kuyruğun yüzünden tam burnuma geliyor. Gıdıklanıyorum. Apçı! Kızım arabayı yerinden oynattın. Kalkıyorum. Anne! Arabayı kapının tam önüne park ettin. Biz nasıl gireceğiz? Yürüyerek. Allah'ım sen bana sabır ver. Anne biz ne yapacağız seninle? Bak sana dondurma almayacağım ha. Ay tamam al. Ya ben mi çocuğum sen mi çocuksun belli değil. Neyse ben giriyorum. Sen de şu arabayı doğru düzgün park et. Güle güle, seni seviyorum anne. Ben de seni seviyorum kızım. Okulda iyi eğlenceler. Ay sen birinci sınıfa başlamıştın değil mi? Anne burası anaokulu. Zaten ben anaokulu demiştim. Sen yanlış duymuşsundur. Neyse hani ben park ediyordum. Anne kapıya çarptın. Yanlışlıkla ileri vitesi almışım. Şimdi geri gidiyorum. Ah anne ah. Ne kadar da güzel bir gün. Yine okula gidiyorum. Yine okula gidiyorum. Anne. Anne. Anne şarkım bölündü. Gelsene. Geldim kızım. Anne bak okula geldik bile. Okul tam karşıda. Evet kızım tam karşıda. Hadi elimi tut. Arabalar geçebilir buradan. Şimdi kızım sakin ve yavaşça geçiyoruz. Önce sağımıza ve solumuza bakıyoruz. Ay ezdi beni, ezdi. Yaşamıyorum, yaşam derincim. Kızım, ne yapıyorsun? İyi misin kızım? Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu anne. Kızım, bir araba geçti önünden. Romeo olmuştun. Anne çok korktum. Tabii korkarsın benim sözümü dinlemeyip yola atlarsan. Anne şu an yoldayız farkında mısın? Ben değilim sensin yolda olan kızım. Öğretemedik. Anne sana bir sürprizim var. Ne sürprizi kızım? Kuçu kuçu. Gel oğlum. Kuçu kuçu mu? Pon, benim tatlım, benim devim, benim delikanlı oğlum. Daha 2 yaşındayken benden büyük olan oğlum. Wow. Oo, yerim ben seni. Demi böcek, demi böcek. Ay bana bir şeyler oluyor. Pon pon, pon pon yaşıyor musun? Pon pon. Evet evet. Annem çok korkar köpeklerden. Ama senin korkulacak hiçbir yanın yok. Ama biraz fazla salyalısın. Hayatım boyunca hep köpek sevmek istemişimdir. Ay dokundu. Ay yerim ben bunu. Yemezlerdi. Ay çektim biraz. Seni çok seviyorum kızım. Anaokulunda bol şans. Bildiğin gibi benim bir sürü yaprak toplamam lazım. Akşam hiç doymuyorsunuz. Biz size biraz yemek toplayacağım. Kardeşim seni çok seviyorum. Anaokulunda bol şans. Sana da birinci sınıfta bol şans. Ama senin şu an okulda olman gerekmiyor muydu? Aa doğru kardeşim. Benim şu an okulda olmam lazımdı. Ama baba beni unuttun baba. Ne müthiş ve düşünceli bir ailem var ama. Aa siz de mi buradaydınız? Bir şey mi kaçırdım ben? Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. İlk ders olarak hikaye saat yapacağız. Şimdi arkanızdaki raftan bir tane kitap seçin ve size okuyayım. Yaşasın. Ben seçeceğim kitabı. Hayır ben.
Çocuklar, ortaklaşa bir kitap seçin. Yer açalım. Zaten sen en yandasın. Niye yer açmışsın ya? Asıl bana yer açın. Öğretmenim, öğretmenim. Efendim Kelibiş? Bana hiç yer kalmadı. Onlar seçiyor kitapları. Kelibiş, ben kitabı okurken sen de yanında resimlerine bakarsın. Tamam olur, bu daha güzelmiş. Bence kırmızı başlıklı kız olsun. Kırmızı başlıklı kızı geçen hafta okuduk. O zaman gözlerimizi kapatıp seçelim. Olur ama ben seçeceğim. Hayır ben. O zaman el ele tutuşup seçelim. Tamam. Bu geldi. Bakayım bu neymiş. Öğretmenim, bunun başlığının adı ne? Romalıların tarihi. Çocuklar bunu mu seçtiniz? Hey bir dakika, anaokulunda böyle bir kitabın ne işi var? Ben seçeceğim çocuklar, bu olmaz. Mert ve Can'ın kumsal maceraları. Şimdi toplanın bakayım etrafıma. Öğretmenim, açmadan önce küçücük bibicik bir kitaptı. Ne ara böyle benim boyutumda oldu? Bu 3 boyutlu kitap. Her neyse, şimdi başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlarda 2 tane kardeş varmış. Onlar o kadar iyi arkadaşlarmış ki neredeyse her şeylerini beraber yaparlarmış. Ve sonra kumdan kaleyi tekrar yapmışlar ve ikisi de mutlu sonla evlerine gitmişler. Son cümle biraz saçma. Öğretmenim, bence bu kitap biraz saçmaydı. Kumdan kalenin başından geçenlerle alakalı bir ansiklopedi resmi. Kızım, güzel nasıl işte? Of, siz de kaç yaşındaysanız? 0-3 yaş arası diyor burada. Öğretmenim, biz 5 yaşındayız. Her neyse, şimdi yemek saati. Ben kitabı kaldırırken siz de ellerinizi yıkayın. Sabunla yıkayın. Yavrum, çok sıcak. Öğretmenim, biz burada yemek yerken siz neden kahve içiyorsunuz? Uykum geliyor. Ne yani, biz sizin uykunuzu mu getiriyoruz? Yok ya, az önce size masal okudum ya. Bayağı bir uykum geldi. Hala soğumamış. Yaşasın, en sevdiğim yemek var. Sandviç, elma ve erimiş peynir. Erimiş peynir. Soğumuş da. Hey, bakın, benim elmam kırmızı ama sizinkiler yeşil. Benim elmam daha özel. Annem demişti ki kırmızı elma çok tatlıdır. Yeşil ve sarı biraz ekşidir. Hadi ama çocuklar, kahvenizi için. Yani yemeğinizi yiyin. Öğretmenim, benim bir tek erimiş peynirim kaldı. Eğer isterseniz erimiş peyniri siz yiyin. Yok yok, kalsın. Bütün proteini onda. Şimdi çocuklar, şu tahtaya çizdiğim resmi görüyor musunuz? İşte onun aynısını defterlerinize çizeceksiniz. Ben de burada kitabımı okuyacağım. Sessiz yapın. Şöyle bir bakalım. Bu benim babamın balıkçı teknesi. Kolay çizerim. Balıkçı teknesi, deniz, güneş, bulut. Çok zor ya. Resim dersini hiç sevmiyorum. En sevdiğim ders resim dersi. Çok seviyorum ya bu dersi. Boş boş oturuyoruz. Ben yaptım. Çok güzel oldu. Aferin size çocuklar. Şimdi teker teker benim masama bırakın. Düz bir çizginin üzerine yuvarlak. Yuvarlak üstüne yuvarlak. İşte sanat. Bunu kim çizdi bakayım, hemen yanıma gelsin. Çok güzel. Öğretmenim, ben çizdim onu. İşte sanat dediğim böyle olur. Aferin sana. Ödül olarak balığı sen besleyeceksin. Bayılıyorum balığı beslemeye. Teşekkürler öğretmenim. Öğretmenim, bize ödül yok mu? Biz de çok güzel yapmıştık. Evet çocuklar, evet, siz de çok güzel yaptınız. Ama arkadaşınız daha güzel. Yani size kıyasla daha güzel yaptığı için o besleyecek balığı. Evet çocuklar, şimdi siz toparlanabilirsiniz. Ve velileriniz sizi almaya gelene kadar benim yanımda kalabilirsiniz. Hadi gel kızım, sen de yan ver. Ben dikkatlice masaya alayım balığı. Kızlar, sizden biri yem getirebilir mi? Ben getiririm. Yem veremedim. Bari yem alayım.
Şu kırmızı sepet de olacaktı. Sanırım buydu. Geliyorum öğretmenim. Yani getiriyorum öğretmenim. Ben de bakı kaldım masaya. Ahşap. Ahşap. Getiriyorum öğretmenim. İşte bu da. Al bakalım bubble bubble. Yeter yavrucuğum, yeter ya. Balık yemekten boğulacak resmen. Ama çok zevkli. Eğer işime gelse tüm yemleri dökerim. Neyse, şimdilik bu kadar yeter. Annem geliyor. Camdan gördüm, camdan gördüm. Kızım, kızım. Yerlerini kırma. Sonra suçlusu ben olurum. Balıkçık, sadece sen ve ben kaldık. Birazcık yemek ister misin? Evet. Peki o zaman... Kaseyi de düşürdüm. İyi misin balıkçık? İyiyim. Peki o zaman ben gideyim. Ay. Kanalımıza abone olmayı, güzel mi güzel yorumlar atmayı, eğer çekmemizi istediğiniz özellikle bir video varsa onu atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, ayrıca size çok güzel iki haberimiz var. Birinci güzel haberimiz şu ki, bu videonun altına attığınız istek videolardan bir tanesini kurayla çekeceğiz. Ve bir sonraki videomuz onunla alakalı olacak arkadaşlar. Hemen bu videonun altına istek yorumunuzu atın. Belki bir sonraki videomuz sizin istediğiniz video olur. Ve size bir bilgilendirme yapacağız. Hashtag bunu yapabilir misin diye yorumlarımıza yazarak bize meydan okumalar gönderirsiniz. Ve bu sayede biz de minişlerle alakalı bir sürü meydan okuma videoları çekebiliriz. Ve annelerinizi bekletmeyin çocuklar. Sonra sorunuzu ben alacağım. Hem çocuklar, siz kiminle konuşuyorsunuz orada?